Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de aslında bu açıklamaya ilişkin bir, daha doğrusu bu yaşanan olaya ilişkin, paylaşıma ilişkin bir açıklama geldi. Önce konuğumuzu tanıtalım. Hazar Hanım bizlerle birlikte. Hazar Buralcan'a hoş geldiniz Hazar Hanım. Hoş bulduk Kaan Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yapılan paylaşım şu şekilde. İsrail Dışişleri Bakanı'na yönelik bir tepki. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan siyasi, tarihi ve nesnel gerçeklerle asla bağdaşmayan alçak sözlerini nefretle lanetliyorum. Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir. Türk milleti kenetlenmiş ve soykırımcı İsrail'e karşı kilitlenmiştir. Elbette her türlü senaryo gündemde olmalı. Siyasi, stratejik ve askeri tüm hazırlıklar tahkim edilerek Türkiye'nin hafife alınacak bir ülke olmadığı isabetle teyit edilmelidir dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Ben sözü size bırakayım Hazar Hanım. Tabii yani İsrail'den bu gelen açıklamalar yani yine konuyu saptıracak ve işte mantık dışı açıklamalar olarak ele alınmalı. Yani asıl gündem dururken, bütün şiddet devam ederken, bambaşka bir noktadayken bu şekilde açıklamalarla biraz gündem değiştirilmeye, arka planda devam edenler üstü örtülmeye çalışılıyor. Tabii kabul edilebilecek görüntüler değil, kabul edilebilecek cümleler de değil. Aslında devlet liderleri seviyesinde olmaması gereken şeyler. Dolayısıyla Türkiye'nin de cevaben söyledikleri çok haklı ama alıştığımız görüntüler.